Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milleti adına karar alan meclis, milletin kaderiyle ilgili karar alan meclis, milletin bütçesiyle ilgili karar alan meclis, bu ay, önümüzdeki ay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçeyi görüşecek. Bu bütçe en çok kimi ilgilendiriyor? milletimizi ilgilendiriyor. Çiftçiyi, esnafı, emekçiyi, emekliyi ilgilendiriyor. Peki bizim bu görüşeceğimiz bütçede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonda yaptığımız görüşmelerde milletimizin dertlerine ortak olacak, çare olacak bir şey konuşuluyor mu? Buradan Yüce milletimizin gözünün içine baka baka söylüyorum ki hayır. Sizin geleceğinizle ilgili, daha rahat yaşamınızla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Bu bütçe çünkü artık iktidarın bütçesi, yani sarayın bütçesi. Bu bütçe çünkü milletin bütçesi olmaktan çıkmış. Neden mi? Bu bütçeyi artık eskiden olduğu gibi sizin bakanlarınız yani seçtiğiniz milletvekillerinden bakan olan kişiler savunmuyorlar. Onlar kimin bakanı? Kimin atadığı bakanlar? Onlar sarayın atadığı bakanlar. O yüzden bütçeyi millete göre değil saraya göre düzenliyorlar. Biz de milletin vekilleri olarak ben grup başkan vekilleri milletvekili arkadaşlarımız, bütçe komisyonumuz orada mücadele ediyoruz. Kim için? Millet için. Kime karşı? Milletin olmayan bakanlarına karşı. Ve üstelik karşımızda bir başbakan da yok. İşte böyle bir ucube sistemin, ucube bir bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuluyor. Bilim insanları bir araya gelmişler. Artık iktidarın verilerine inanmadıkları için bilim insanları kendi verilerini derleyip kamuoyuna sunuyorlar. Diyorlar ki Ekim ayı yıllık enf enflasyonu yüzde 49 olarak hesaplanmıştır diyorlar. Ancak TÜİK'in bugünkü açıklamasında enflasyon yüzde 19.9 olarak açıklanmış. Kime güveneceğiz? sarayın tüyikine mi yoksa bilim insanlarının söylediklerine mi güveneceğiz? Kime inanacağız? Bilim insanlarına mı saraya mı inanacağız? Fiyat neden artar sevgili arkadaşlar? Fiyat bir ülkede üretim yoksa artar. İstikrar yoksa artar. TL bir ülkenin parası değer kaybediyorsa artar. İşte o tam da bu yüzden dolayı Türkiye'de istikrar olmadığı için, üretim olmadığı için, TL değer kaybettiği için fiyatlar artıyor. Yeşil mercimek toprak mahsulleri ofisinin çiftçilerden 4150 liradan alıyor toprak mahsulleri ofisi. Yetmediği için dışarıdan toplam tonuna 12.160 lira ödeniyor. Nuhut, Türkiye mahsulleri ofisinin tonunu bizim çiftçimizden 4050 liradan alıyor. Yetmedi diye dışarıdan 9000 liraya ithal ediyor. Yani iki katına. Yani kim kazanıyor? Hans kazanıyor. Hasan kaybediyor. Peki bu zorluk içerisinde halk ilim ilim inlerken Erdoğan saraydan bu tabloyu böyle mi görüyor? Ona göre vatandaşın durumu çok iyi. Biz dolaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Biz milletimizin içindeyiz milletvekillerimizle beraber. Gördüğümüz şey yoksulluk. Gördüğümüz şey halk bitap düşmüş. Gördüğümüz şey açlık, işsizlik, yakarış duyuyoruz. Ama saraydan Tayyip Erdoğan bakınca o başka bir şey görüyor. O diyor ki vatandaşın durumu gayet iyi diyor. Ya sizin bize söyledikleriniz yalan ya Recep Tayyip Erdoğan saraydan yalan söylüyor. O diyor ki vatandaşın karnı tok diyor. Bize siz diyorsunuz ki 2800 lira asgari ücretle yaşayamıyoruz. Açık çocuklarımız aç diyorsunuz. Ya Tayyip Erdoğan yalan söylüyor ya sizin yalan söylediğinizi iddia ediyor. Herkesin arabası var diyor. Bir de sınıfsal olarak küçümseyerek kapıcıların bile arabası var diyor. Apartman görevlileri için. Değerli arkadaşlar, gerçekten herkesin durumu Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi iyi mi? Ya da şöyle sorayım. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun durumu Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği kadar iyi bir hayat mı yaşıyor? Bence Recep Tayyip Erdoğan kendisini ve saray efradına bakarak bunları söylüyor. Sarayda görünen tablo bu. Mecliste görüştüğümüz bütçe içinde yardım yok size. Destek yok. Üretimi teşvik yok. İstihdam sorununa çare yok. Bir tek şey var. Sarayın sıkıntıya düşmeyeceği konularda beşli çete için yoldan geçmediğimiz yollar için, geçmediğimiz köprüler için bir bütçe oluşturuluyor. Ama bu bütçede her şey var onlar için, bir tek şey yok. Millet yok, değerli yurttaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları. Biz size geldiğimiz zaman yoksulluktan, açlıktan bahseden değerli insanlarımız. Biz her dolaşırken İnsanlar çaresizlikten yakınıyorlar ama bir de bize meyiller yoluyla ağrıyorlar Bakın şimdi size kısaca okuyorum. Üniversite mezunuyum, Edirne'de yaşıyorum. Bir ailem var. Biz çok durumdayız. Evde makane bile yok. Günlük işler yapıyorum ancak yetişemiyorum. Canımı verecek duruma geldim. Sizden ricam para istemiyorum. İş istemiyorum. Çok acil durum olduğu için acilen gıda yardım istiyorum demiş. Sen mi doğru söylüyorsun Recep Tayyip Erdoğan? Vatandaş mı doğru söylüyor? Bakın bu vatandaş patates fiyatını geçen yıla göre yüzde yetmiş pahalı alıyor. Tavuğu yüzde altmış sekiz, domatesi yüzde altmış iki, patlıcanı yüzde altmış yedi. Peki bu vatandaş mercimeği yüzde 51, nohutu yüzde 46 alıyor. Ama bakın kara kışta Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceden öngörerek söylediği bu kara kışta Emine Erdoğan ne diyor? En acil atılması gereken kara kışta vatandaşı sağlıkta tutmak gerekirken o diyor ki alacaklarınızı hesaplı alın alışverişe çıkarken tok karna çıkın diyor. Onlar milyonlarca liralık gelirleriyle, milyarlarca liralık varlıklarıyla vatandaşa akıl veriyorlar. Alışverişe çıkarken tok karna çıkın diye. Çocuklarınızı yanında götürmeyin diyor. Götürürseniz onlar alışverişinizi etkiler diyor. Peki Enerji Bakanı ne diyor? kombinizi de kısın diyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Milletimin gözünün içine baka baka. Sizce bunlar bin odalı sarayın kombilerini kısıyorlar mıdır? Sizin ödediğiniz vergilerle masraflarını karşıladıkları saray giderlerinde tasarrufa gidiyorlar mı? Onlar için milletin açlığı, yoksulluğu itibar değil ama Cumhurbaşkanı'nın sarayı arabaları, uçakları, itibar ve oradan asla tasarrufa gitmiyorlar. Emine Erdoğan Türkiye'ye çıkıyor, size tok karna gidin alışveriş ediyor. Çocuklarınızı götürmeyin diyor. Size akıl veriyor. Enerji Bakanı diyor ki kombinizi kısın diyor. Size akıl veriyor. Akıl verenler bir eli yağda bir eli bağda, balda yaşıyorlar. Ve sizin gözünüzün içine baka baka Recep Tayyip Erdoğan diyor ki size siz toksunuz yalan söylüyorsunuz. Siz araba alıyorsunuz yalan söylüyorsunuz. Siz telefon alıyorsunuz yalan söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde aç olan kimse yok diyor. Hatta bir milletvekili kuru ekmeğe muhtaç ettin istendiğinde iyi ya kuru ekmek buluyorlar ya diye işte bulunabiliyor. Demek kuru ekmek yiyebiliyorlar da aç değildir diyebiliyor. Cumhur İttifakı vatandaşla dalga geçiyor. Cumhur İttifakı vatandaşı küçümsüyor. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı şöyle düşünüyor. Biz bu millete ne yaparsak yapalım. Yani bu ülkenin bütün değerlerini yabancılara satalım. Bu millet bize oy verir diye düşünüyorlar. Şöyle düşünüyor Tayyip Erdoğan. Ben ne kadar bolluk içerisinde yaşarsam yaşayayım. Millet ne kadar fakr zaruret içerisinde ezilirse ezilsin. O millet bana gene oy verecek. Ben gene yemeye, içmeye, yaşamaya devam edeceğim diyor. Şöyle düşünüyorlar. Biz tank palet fabrikasını etem sancağı verip peşkeş çekip 480 milyon doların alıp kaçmasına göz yumarız ama vatandaşımız bizi oya boğmaya devam ederler. Bizi tekrar iktidar yaparlar diyor. Onun için onların güvendikleri kendi politikaları değil. Onların güvendikleri biz ne yaparsak yapalım vatandaş bize oy atacak anlayışıdır. Oysa vatandaşın artık hali kalmamıştır. Sıkıntı büyüktür. Bir kere daha söylüyoruz. Eğer bu önümüzdeki kış gününde, kış günlerinde doğal gazla ilgili Enerji Bakanı'nı söylediklerini dinleyerek bu kışa girersek, gıdayla ilgili Tarım Bakanı'nın söylediklerini dinleyerek girersek ya da Emine Erdoğan'ın bu kış millet için zor, saray için, defa içinde geçecek. Bu bütçe sarayın kendi bütçesini ayarlayacak ama milletin bütçesine vergiler yükleyecek, milleti çaresiz bırakacak. O yüzden sevgili vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz bütün milletvekilleri bu ucube sisteme rağmen, muhalefetteki bütün milletvekilleri bu ucube sisteme rağmen bütçe komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız sonuna kadar millet için direniyorlar. Onların en büyük güvencesi milleti. Onlar milletinin şu anda ne halde olduklarını biliyorlar. Bu önümüzdeki ay sabaha kadar bütçe komisyonunda görüşülen konuları genel kurulda milletimiz adına savunmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki bu yüce millet kendisine sahip çıkacaktır. Çocuklarına sahip çıkacaktır. Ülkesine sahip çıkacaktır. Ve 19 yıldan beri süre gelen bu kandırılmışlığa karşı bu yüce millet artık bu iktidara hayır diyecektir. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ederim.